yörenin kendine has özelliklerindendir o yörede yaşayan hayvan türleri. Nasıl Sivas'ın kangalı, Aksaray'ın malaklısı varsa Tarsus'un da çatalburun köpekleri vardır. Tam bir avcı olarak yaratılmış olan bu köpekler hem yetenekleriyle hem de sadakatleriyle sahiplerinin sağ kolu adeta. Sevgili seyirciler, şu anda Tarsus'ta Cin Köyü'ndeyiz. Cin Köyü'nde sizlere muhteşem mi muhteşem, güzel mi güzel, tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli bir şey tanıtacağım. Ne mi tanıtacağım? İşte bunları tanıtacağım. Şu elimde gördüğünüz işte bu tatlı, sevimli varlıklar. Ünü Türkiye'yi aşmış dünyaca ünlü meşhur çatalburun köpekleri. Hatta avcı köpekler, efe köpekler bunlar. Ya diyeceksiniz ki şimdi, ya oğlum bırak Allah aşkına şu tatlılar, şu sevimliye bak. Bunlardan nasıl avcı olur diyeceksiniz. Evet sevgili seyirciler, bunlardan avcı oluyor büyüyünce. Arkamda da gördüğünüz gibi işte köpeklerimiz büyüyünce bu hale geliyorlar. Özellikle burunlarını göstermek istiyorum size sevgili seyirciler. Şu burunlara bakar mısınız? İşte dünyaca ünlü olmasının en önemli taraflarından bir tanesi de bu burunlara sahip olması. Adem abi kaçırmayalım, buyurun. Bakar mısınız sevgili seyirciler, burunlara bakın. Rabbim öyle güzel yaratmış ki sanki çift burunlular. İşte özelliklerinden dolayı zaten çatal burun deniyor bu köpeklerimize. Bu köpeklerimiz avcı köpekler. Az önce de bahsettiğim gibi küçükken bu sesleri çıkarıyorlar ama büyüyünce daha sert, daha sağlam sesler çıkarıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi bakar mısınız? Biz şimdi bunları ben annesine vereyim. Bırakayım mı yere? Sevgili seyirciler, avcı köpekler dedim ya sizlere, en önemli özelliklerinden bir tanesi havada ve karada koklama yapabiliyor, iz sürebiliyor efendim. Bu çok önemli ve avını görünce bu köpekler donuyor. %80'i özellikle dişileri avını gördüğünde donar vaziyette bekliyor ve hem hayvanı ürkütmüyor karşıdaki hem de sahibine haber veriyor. Böyle özellikleri var. Aynı zamanda çok dost canlısı, çok insan canlısı köpekler. Yani herhangi birini gördüğümü hemen oyunlara başlıyor, taklalar atıyor. Özellikle çocukları çok seviyor. Hatta rehabilitasyonda, özellikle çocuk rehabilitesinde de kullanılan köpekler bunlar. Özellikle say say bitmiyor. Hatta Emniyet Genel Müdürlüğü de bu köpeklerden almış. Şimdi birazdan Durmuş abiye soracağım. Durmuş abi bu köyün yerlisi ve burada çatalburun köpeklerini üretiyor. Çatalburun'un saf ırkını çıkarıyor ve burada onların hepsine bakıyor efendim. Durmuş abi. Durmuş abi. Nasılsın? Teşekkür ederim canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ya ben Durmuş abi ederim. Ne güzel köpekler bunlar. Ne kadar tatlı. Ne kadar şirin köpekler. Canım şimdi güzel olmasa Durmuş abi bu kadar emek verir miydi buna? Bir. Ya. İkincisi en büyük, hani az önce güzel bir laf söz ettin diye, dost canlısı diye. Bu kadar güzel bir dost olamaz. Değil mi? Bu tabii anlatılmaz yaşanır. Evet. Gerçekten diyorum, anlatılmaz yaşanır. Benim 10 yıllık dostum. Yani bu güzel hayvanımız kaç yaşında, nerede baksana? Şu anda 11 yaşında, 10 yıldan beri benden beraber. 11 yaşında 10 yıldan beri Durmuş abi. Ve şu anda da yani bu yaşına rağmen hala kanlı canlı, hala atletik bir yapısı yani var. Yani buradaki birçok hayvanımızın dedesi mi? Tabii dedesi. Aman yarabbim, dede olmuş ama iş bitmemiş, bakar mısınız? Bununla hala ava çıkıyor musun? Tabii canım, fırsat buldukça. Ben gitmek istesem, istemem bunu götürmek istemem ama bu kendisi durmaz yerinde. Kendisi bırak. Durmaz. Tabii durmaz, illa beni de götür, biraz dolaşalım maşallah, falan diye. Maşallah. Öyle hallettik. Sevgili seyirciler, şimdi bunun en önemli özellikleri neler? En önemli özelliklerinden koku alma duygusu. Evet. Diğer hayvanlara, yani diğer köpeklere oranla %50 daha farklı. Belki %100 daha farklı. Evet. Yani şöyle aynı zamanda kurnaz da bir hayvan diyeyim, böyle ifade edeyim. Avını veya herhangi bir şeyi yerden koklayarak bulamıyor. Havadan takip ediyor. Havadan takip, yani ne türlü kolayına evet. Giriyorsa onu yapıyor. Yani böyle ben bunu bulamam falan böyle bir şey yok. Hem havadan hem karadan hem yerden koklama duygusuna harika. Sahip. Peki bunlar belirli hayvanları mı? Mesela şimdi bazı av köpekleri domuza gider, bazı av köpekleri farklı hayvanların avına gider. Bunda hangi hayvanların avına çıkıyor? Bunda hepsi var. Hepsi var. Bunda hepsi var. Yani bu hani az önceki dediğim gibi anlatılmaz yaşanır diyorum ya. Hı hı. Bunda yani eğitme. Görmesi yetiyor zaten. Yetiyor. Tabii yani görmesi, vay ben bu köpeği eğitemedim, şunu yapamadım. Yok, olmaz öyle bir şey. Şimdi zaten bunu şimdi az önce gördükten sonra, evet. Yani o da zaten bir yerde bir eğitimle gider. Gördükten sonra her şeyi yapar. Her şeyi yapıyor diyorsun. Tamam, her şeyi yapar. Mesela bekçilik özelliği. %99. Bekçilik de yapar. Tamam, bekçilik özelliği. Sahibine olan sadıklığı, eve hizmeti, hürmeti. Ya bu anlatılmaz yaşanır ya.
Evet. Şimdi mesela Sivas Kangal böyle heybetiyle efendim korkutur. Bir de yanına çok fazla yaklaşamayız ama maşallah bunlarda öyle bir şey yok. Sevimliler aynı zamanda. Bak şimdi orada şöyle. Evet. Şimdi şu anda ben varım burada. Eşim var. Evet. Bunların şeyinde kimseye seslenmez bu. Ha, yani tanıdıkları tabii, biliyor. Tabii yani bunların dostu diye kimseye seslenmez. Bir şey demezler. Bununla bile değil. Bize güveniyor yani. Anladım. Yani bizim burada seninle iletişimimiz, böyle samimi konuşmamız. Zaten bunu fark etmeniz lazım. Gerçekten bunu da onlar fark ediyor tabii ve canım. Bize de iyi niyetle yaklaşıyorlar tabii, ama tabii. Biz seninle şurada hırlaşıp gülleşsek Allah muhafaza. Tabii yani tabii. Ben mesela şimdi bu, ben olmayayım burada, buranın altını üstüne getiririm. Öyle mi? Tabii. Bu başlar, ömürleri de başlar. Çatalburnu köpekleri koku alma duyularının yüksekliğiyle, doğuştan gelen avcılık güdüleriyle, hatta bekçi köpeği olma özelliğiyle çok özel canlılar. Sevgili seyirciler, bunlar Anadolu'nun yerli mi yerli, orijinal mi orijinal köpekleri. Tabii böyle sakin durduğuna bakmayın. Bunu bir de avda görün derim. Çünkü bunların hepsi avcı köpekler. Bir de şöyle bir şey var. Bunların nesli tükenmekteymiş efendim. Böyle güzel hayvanları koruma altına almalıyız. Böyle güzel hayvanları tabii daha da dikkat etmeliyiz. Daha da korumalıyız. Ve şimdi Durmuş abime ben şunu da söylemek istiyorum. Durmuş abi, nesli tükenmekte dedik bu hayvanlar için. Şu anda kaç civarında var ülkemizde? Şimdi ülke genelinde maksimum 250-300 var mı yok mu bilemiyorum. 250-300 tane mi var? Yani. Varsa o da. Tahmin etmiyorum çünkü o sayıda haberimiz olurdu. Fakülteden evet. Hocalar geldi buraya kan almaya. Biz 100 tane hayvanı kendinde bunun yaklaşık 60-70 tanesi vardı. Zor temin ettik. Evet. 100 tane hayvan bulduk. O da yani böyle güzel de değiller. Bizim insanlar kırmış işte av yapıyor. Ahlağı güzel, şuyu güzel, buyu güzel diyor. Kırmışlar, bozmuşlar nesli. Evet. Biz de onun için de ayıklanmaya çalışıyoruz. Çok şükür ayıkladık ama. Yani o başarıyı elde ettik bir yerde. Evet. Nesli üretip çoğaltmaya çalışıyoruz. Çoğaltmaya çalışıyoruz. Niye? Bütün ülkenin köpekleri var. Almanya'sı, Amerika'sı, Kanada'sı. Bütün ülkenin köpekleri var. Niye bizim köpeğimiz olmasın? Niye bizim köpeğimiz olmasın? Sevgili seyirciler, buradan yetkililere de seslenelim. Niye bizim de köpeğimiz olmasın? Durmuş abi çok güzel söylüyor. Sivas Kangal'ın nasıl dünyaya meşhur ettiysek uğruna filmler çekiyoruz, kısa filmler çekiyoruz, ödül alıyoruz hatta. Bu kadar ünlü, bu kadar güzel bir köpeğimiz varken, Çatalburun köpeklerimiz varken ırkını tüketmeyelim efendim. Özellikle profesyonel ellere teslim edelim ki Durmuş abi bunlardan bir tanesi. Ablam da artık çocukları gibi olmuş. Ne kadar güzel seviyor, bakar mısın? Evet. Maşallah, torun var mı? Evet. Ne kadar güzel olmuş. Şimdi ablam sen de alıştın tabii. Tabii ki. 35 senedir kolay değil bu. 35 senedir evet. Birlikte yaşıyorsunuz. Evet, evet. Bakar mısınız efendim? Sevgiye bakar mısınız? Evet. Dostluğa bakar mısınız? Hani derler ya köpekler insan dostudur diye. İşte burada gerçekten bunun örnekleriyle evet. Karşılaşıyoruz. Evladımız gibi aynı yani. Hiç evet. Farkı yok. Allah korusun. Şimdi ablam bu kız mı? Evet. Bunların yavruları var. Baksana anne. Yavruları da. Evet. Evet, gördüğünüz gibi işte az önce elimde tuttuğum o güzel mi güzel, şirin mi şirin hayvanlar. Gördüğünüz gibi bu hayvanımızın kızları evet. Mı? Kız mı? Erkek mi? Kız. Bakayım mı hemen? Bakalım hemen. Bu kız. Bu kız. Anam belli zaten kız olduğu. Çok cilveli. Ay, sen, ay. Sen. O da kız. İki tane kızı var. Maşallah. Bu akıllı köpeklere sahip çıkan Durmuş abi gibiler, Çatalburnu köpeklerinin neslini devam ettirmek için uğraşıyor. Bu sevimli Çatalburnular saymakla bitmez özellikleriyle bütün dünyaya duyurulması gereken değerlerimizden. Durmuş abi şimdi çok orijinal bir hayvan bu. Buna yurt dışından da talep var mı? Yurt dışından talep şöyle. İspanya buna sahip çıkmaya çalışıyor. Evet. Orada buradan vermiyoruz zaten. Yurt dışı çıkışımız yok. Yunanistan'dan kaçak olarak girdiğini duyduk. Bulgaristan'dan kaçak olarak girdik. Evet. Bizim Türkiye genelinde de hemen hemen bütün ilden geliyorlar. Yani kendi ülkemizin insanlar da bunu besleyip de memnun kalan insan Yozgat'tan, evet. İstanbul'dan, Ankara'dan, hani İzmir'den, evet. Manisa'dan, Muğla'dan. Sağ olsunlar bize bir tane yavru ayır abi ama ya. Bize bir tabii evet. Yani ama yani gerçi, bir alışan bırakamıyor. Tabii bir alışan bırakamıyor zaten. Bakar mısınız şu güzel. Bir alışan bırakamıyor. Sevgili seyirciler, İstanbul'dan ta buralara kadar geldim. Çatalburun bu köpekleri merak ettiğim için geldim. Özellikle Türkiye'mizin milli değeri olduğunu bildiğim için geldim. Buradan Durmuş abi de söyledi az önce. Bunlara sahip çıkalım dedi. Sevgili belediye başkanımıza da buradan tebriklerimi iletiyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Efendim gerçekten böylesine kıymetli köpeklere sahip çıktığı için sevgili seyirciler bizler de üstümüze düşen görevi yapmamız gerekiyor. Bu köpeklere sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu hayvanlar gerçekten milli gururumuz ve özellikleri itibariyle bakar mısınız şirin mi şirin, tatlı mı tatlı köpekler bunlar. Burunları güzel mi güzel, şeker mi şeker ve
Bu hayvanlar ileride avcı köpekler oluyor büyüdükten sonra ve avını gördüğünde donup kalıyor. Hem sahibine haber veriyor hem de hayvanı ürkütmüyor. Aynı zamanda bebekler için, çocuklar için rehabilitasyon merkezlerinde de bu köpeklerden yararlanılıyor dedik. Narkotik bile bu köpeklerden yararlanıyor. Ben herkesi buraya davet ediyorum. Çatal Bey'e. Buraya gelin. Bu hayvanları koklayın. Güzelliğini görün. Şirinliğini görün. Bu özelliklerini Durmuş abiden dinleyin. Çünkü bunlar bizim milli değerlerimiz diyorum. Ve ben izninizle bu güzel mi güzel yerinde duramayan hayvanları duramadı değil mi Durmuş abi? Güzel biraz da sen dolaş. Biraz dolaştırayım. Zaten. Gezdiriyorum müsaadenizle. Maşallah çok da güçlüymüş. Aman dikkat et. Gezdireyim dedim ama kimin kimi gezdirdiği meçhul. Daha devasa olsaydı bu çatal burunlar, o zaman ne yapardım kim bilir.